Bu dakikalarda kimi ağırlayacağımızı paylaşmıştık. İki önemli misafirimiz var. Ercüment Özkan'ın hayattayken onun yanında bulunan, hatta bazı fikirleri birlikte oluşturduklarına inandığımız, ki ilerleyen dakikalarda detaylı bilgi alacağımız iki önemli isim var. İzmir'den ve Ankara'dan. Bu program için, yani sizler için Ercüment Özkan'ı biraz daha iyi anlatmak için burada bizlerle birlikteler. Az sonra kendileriyle detaylı bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sayın Süleyman Aslantaş, araştırmacı yazar. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve yine İzmir'den gelen bir misafirimiz Süleyman Bey Ankara'dan gelmişti. İzmir'den gelen misafirimiz, onu yine yakından tanıdığınız bir isim, araştırmacı Sayın Eflatun Saygılı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de izin verirseniz biz öncesinde izleyenlerimizi kısaca bir bilgilendirmek istiyoruz. Özet halde arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma var, bir belgesel var. Kısaca kimdir, kimi konuşacağız, ne yapmış, nasıl yapmış, onlar hakkında detaylı bilgi alacağız. Ama öncesinde Ercüment Özkan birkaç dakikayla. Buyurunuz. ...23 Ocak 1938'de Kırşehir'in Mucur ilçesinde gümüş gümbetli Türkmen kızı Hüsnüye Hanım'la Ali Bey oğullarından Ali Bey'in ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Babası PTT'de telgraf memuru olarak çalışıyordu. 6 yaşında Mucur'da Cumhuriyet İlkokulu'na başladı. Orta ve lise yılları Kayseri'de geçti. Son sınıfa kadar Kayseri Erkek Lisesi'nde okudu. Tatillerini ciltçilik, dondurmacılık, sebzecilik yaparak ve kitap okuyarak geçirmeye başladı. Daha sonraları bu, kitap sevgisine dönüştü. Lise son sınıftayken Kırşehir'e tayin olan babasıyla birlikte ailece oraya yerleştiler. 1957'de annesini kaybetti. 1959'da Mucur'a ilk halk kütüphanesi kurulmasına büyük katkısı oldu. Hamdullah Supi Tanrıver'in kurduğu Türk Ocakları'na gidiyor, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mubil Özyörük'le görüşüp ufkunu açmaya çalışıyordu. 1960'da Basın Haber Ajansı'nı kurdu. 27 Mayıs ihtilali sırasında Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. 60 yılının Eylül'ünde Uşak'ın Karahallı Köyü'nde asker öğretmeni olarak göreve başladı. İkinci öğretim yılını da Ankara'nın Mamak semtinde Köstence İlkokulu'nda geçirdi. 1963 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkoloji öğrencisi Mukaddes Taner'le evlendi. 1964'te Musa Çağal ve Mehmet Sait Çekmegil ile tanıştı. Yine bu yıllarda Hizbur Tahrir ile tanışır, fikirlerini benimser ve çalışmalarına katılır. Bu çalışmalar çerçevesinde Necip Fazıl ve Hüseyin Hüzmez ile konuşur. 1967'de tutuklanır. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 ay devam eden dava sonunda 4 yıl ağır hapsine, ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrumiyetine, 2 sene Bingöl'de zorunlu ikametine karar çıkar. Cezasını Çamlıdere, Mucur, Adana ve İmroz yarı açık cezaevlerinde, zorunlu ikametini de Ankara'ya aldırır. 1967-1968 yıllarında Ankara İlahiyat'ta Hatice Babacan isimli bir kız öğrenci, başörtüsüyle Ankara İlahiyat'ta derse alınmayınca olaylar olur. Talebeler de erkeklik hızlı direnişlere, eylemlere başlar. Ercüment Özkan ve Şule Yüksel, yazılar ve konferanslarıyla çeşitli zamanlarda öğrencilere destek vermeye çalışırlar. Hapisten sonra başlattığı ilk çalışma grubu içinde Süleyman Aslantaş, Memduh Kars'ta yer alır, Müstehar isimli kitap, kitapçıklar kaleme alır. Mehmet Ali Baltaş'ı ve Muhammed Nur Doğan'la tanışmaları bu yıllara denk gelir. 1974 yılında İstanbul'da Interpress adı altında 40 yıldır çalışan bir küpür derleme bürosunu devralıp Kabataş'ta çalıştırmaya başlar. Bu yıllarda bazı Kur'an çalışmaları, temel kavram çalışmaları ve Kur'an usulü üzerindeki çalışmalarından sonra hadis konusunda ve sünnete yaklaşım konusunda düşüncelerini yeniden sistematize etmeye başlar. Söyleminde gittikçe Kur'an vurgusu merkezi bir yere otururken, tasavvufun özündeki sapmaları olduğu kadar selefi yaklaşım biçimlerine de özlü eleştiriler getirir. Yine bu yıllarda göz altında da olsa hacca gider. 1974-1975 yazar İsmail Kazdal ve yazar Hamza Türkmen'le, 1976'da da sosyolog Ali Bulaç'la tanışır. 1976'da tanıştığı gençlerden Burak Bircan ve Kürşat Atalar'ın Ercüment Özkan'la yaptıkları röportaj, İslami Hareket Oluşum Süreci adıyla yayınlanır. 1981 yılının Ocak ayından itibaren İktibas dergisini çıkarmaya başlar. İktibas dergisi 7 yıl kesintisiz 15 günde bir çıkmaya devam eder.
1982 yılının Ocak ayında gözaltına alınır, 2 ay mahkumiyetten sonra serbest bırakılır. 1982'de Sait Hatipoğlu, Süleyman Aslantaş, Esat Coşan, Cengiz Çandar, Abdurrahman Dilipak, İhsan Süreyya Sırma gibi yazarlarla davet üzerine İran'a gider. 2 Ekim 1985'te Ankara Siyasi Şube'de tekrar gözaltına alınır. 14 günlük gözaltından sonra çıktıkları Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 6'şer yıl 3'er ay ağır hapis cezası alınır. Özkan, sorumlu yayın müdürü olduğu için cezası paraya çevrilir, derginin 105. sayısı da toplatılır. 1987 Ağustos ayında sağlığı bozulur, hafif bir felç geçirir. Hastalığı hafif olmasına rağmen tedavi onu ruhsal komaya sokar. Bu yüzden 2 yıla yakın bir zaman İktibas'ın yayınına ara verilir. 1988'de ilk eseri İnanmak ve Yaşamak Yöneliş yayınlarından yayınlanır. 1990 Eylül ayında bir kalp krizi geçirir ve 10 gün hastanede bakımda kalır. Buna rağmen yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına ara vermez. 1992 yılında Ömer Yorulmaz, Yılmaz Yalçıner'le parti kurma teşebbüsünde bulunur. 1993'te Mart ayında ikinci krizin eşiğinden döner. İbn Sina Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde 10 gün kadar yatar. 1994 Ocak ayında Ankara Trafik Hastanesi'nde bir ay yatar. 24 Ocak 1995'te konferans vermek için gittiği Adana'da Hakk'ın rahmetine kavuşur. Ercüment Özkan 25 Ocak 1995'te Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilir. Türkiye'de İslami uyanışın büyük emekçisi Ercüment Özkan, birçok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çabalar sarf etti. Özellikle İslami kavramların derinlikli olarak anlaşılması noktasında çok çalıştı. Özkan, Anadolu sadeliğini ve klasik sanatı sever. Modern tarzın ona bir şey anlatmadığını söylerdi. Mütevazı, alçak gönüllü fakat İslami hassasiyet konusunda tavizsizdi. Haksız olduğunu anladığı zaman özür dilemeyi büyüklük sayardı. Amaçladığı yaşam tarzı, benimsediği ve hayatını adadığı dava da onun güzeli olan hayranlığının göstergesiydi. Ercüment Özkan'ın yayınlanan eserleri İnanmak ve Yaşamak, Selam ile Söyleşiler, Tasavvuf ve İslam, Ercüment Özkan isimlidir. İnanmak önemlidir ama insan inandığını yaşarsa inanmak onun için daha farklı bir mana ifade eder sevgili izleyenler. İnanmak ve yaşamak bugünkü sizlerle biraz da yakından tanımaya çalışacağımız misafirimizin rahmetle andığımız Ercüment Özkan'ın eserlerinden biri. İnanmak ve yaşamak. Yıllar öncesinde kendisine bir soru soruluyor ki 24 Ocak 1995 tarihini hatırlatmıştık sizlere, vefat tarihi ki ondan yıllar önce bir soru soruluyor kendisine, bir röportaj yapılıyor. Artık siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi? Sorum bu, diyor soruyu soran şahıs. Cevap, Allah selamet versin. Soruyu soran şahsın ismiyle soruyu cevaplandırıyor Süleyman Arslantaş, yani misafirimiz. 20 yıl öncesine dayanan bir tanışıklığın 20 yıl boyunca çok muntazam, disiplinli bir beraberliğin bugüne kadar getirdiği insanlardan ikisiyiz, diyor. Bu bakımdan gerçekten her konuda ne düşündüysek, İslam'ı nasıl anladıksa, Kur'an'ı nasıl anladıksa, gerek yaşadığımız ülkede, gerek yakın çevremizde, Orta Doğu'da, gerek dünyada ne oldu ne bittiyse, hemen bunların tümü hakkında görüşlerimizi, yorumlarımızı yaptık, düşüncelerimizi birbirimize gayet açık ve net bir biçimde ifade ettik. İşte bu ifadelerin birinci muhatabı şu an bizimle birlikteler. Sayın Süleyman Arslantaş, araştırmacı yazar, bir kez daha hoş geldiniz diyoruz misafirimize. Ve az önce de ifade etmiştim, Denizli'den, İzmir'den gelen Eflatun Bey de bizimle birlikteler. Sayın Saygılı, siz de hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Efendim, Süleyman Bey ile söyleşimizi başlatmak istiyoruz. Klasik bir sorudur ama önemli bir sorudur. Nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıdınız kendilerini? Oradan başlayabilir miyiz? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu Hilal TV'ye dik duruşuyla kendisini tanıtan, dik duruşuyla insanların kalbinde belirli bir yer eden merhum Özkan'ı anma bağlamında yapmış oldukları bu programdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten bu ve benzeri değerlerimizin mutlaka yaşaması, yaşatılması gerekmektedir. Herhalde ölümünden sonra ancak bu vesileyle yaşatılır. Sorunuza geldiğimiz zaman
Doğrusu bizim biraz önce veterinerde geçtiği gibi Saatçi Musa diye bilinen bir abimiz var. Onun 1960'lı yıllardan başlayan Ankara Kızılay Turtesi İşhanı'nda bir hem saatçi hem kitapçı işlevini gören bir iş yeri vardı. Biz o zamanlar gençleriz. Tabiri caizse harıl harıl Seyyid Kutup okuyoruz, Mevdudu okuyoruz, Malik bin Nebi okuyoruz, Muhammed Ebu Zehra'yı okuyoruz. Fakat bütün bu okumalarımıza rağmen içeride çok hararetli bir tartışmaya şahit oldum. Yani o Saatçi Musa abinin iş yerinde. Tartışmada genç, dinamik, yakışıklı bir zat bir taraftan konuya Kur'an perspektifinden yaklaşıyor, ayetleri delil getiriyor. Diğer taraftan hadisle konuyu zenginleştiriyor. Ve bunlar yetmiyormuş gibi bir de sahabe hayatından örnekler getiriyor. Tabii belirli aşinalığı olan benim gibi gençlerin çok çok dikkatini çekecek bir üslup olduğu ortaya çıkıyor. Yaşınız kaç efendim o vakitlerde? O zaman sene 1971'in son ayları. Ben de sanıyorum o zaman 25 yaşındayım. Evet. Netice itibariyle o şahıs oradan gittikten sonra ben Musa abiye sordum. Kim bu şahıs? Musa abi dedi ki bu Ercüment Özkan. Hapisten yeni çıktı. Hizb-ı Tahrir diye bir örgüt vardı. Duydun mu? Duydum. İşte onun liderlerindendi. Türkiye'deki temsilcisiydi. Daha önce duymuş muydunuz ismini? Daha önce 1967 tevkif edildiğinde çok üstün körü bir duymuşluğumuz söz konusuydu. Ama bir cümlesi, oradaki söylemiş olduğu bir cümle de aşağı yukarı o zamanki Müslüman gençliğin çok çok dikkatini çekmişti. O cümle biraz sonra belki daha geniş bir şekilde ele alacağımız bir cümle. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması esnasında bir bakıma mevcut sisteme yönelik eleştirilerini, reddini ortaya koyduktan sonra Allah bana 100 yıl ömür de verse ve bu 100 yıl ömrümün son anına kadar İslami bir sistemin oluşması için harcayacağım şeklindeki cümle bizim gibi İslam'la ilgilenen gençlerin kafasında bir yer ihraz etmişti. Dolayısıyla tanışıklığımız orada başladı. Onu takiben ismini vermeyeceğim bir başka arkadaşımızla beraber bürosuna gittik. Büroda biraz daha detaylı tanışma imkanımız oldu. Ardından kendi evime davet ettim. Bizim de o zamanlar tabii birçok eşimiz, dostumuz, yakın çevremiz ve birlikte İslam'ı öğrenmeye çalıştığımız ahbaplarımız mevcut idi. Bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi topladık evde ve orada daha geniş bir şekilde Ercüment Bey'in tanınmasını ve arkadaşların kendisini tanımasını temin için bir araya geldik. O tanışma sürecinde sizi kabul etme safhasındayken bir protokol uygular mıydı? Sizden hareketle tüm yeni tanıştığı kişileri de dikkate alarak. Böyle bir tarafı var mıydı? Ya sonra gel ya da daha sonra görüşelim ya da ön düşünce, ön kabuller. Nasıl yok, bakardı hayır. Yani? Çok net halktan birisiydi. Yani hı-hı. Halkla iç içe, halkı dışlamayan, halkla birlikte olan, halka hizmeti, hakka hizmeti şiar edinen bir yapısı vardı. Tabii biz ilerleyen zaman dilimleri içerisinde çok gördük. Belki kendisi bir takım ihtiyacı söz konusu olsa da fakir fukarayı etrafını gözetebilen fevkalade yergan bir yapıya sahip bir insan. Şunun için sordum. Öncesinde darbeler falan var biliyorsunuz. 70'li yıllar sıkıntılı yıllar haliyle. Biraz daha böyle konuşacağınız kişiyi de seçerek karara bağlıyorsunuz. O boyutlar. Sorunuzu evet şöyle ifade edebilirim. Dilerseniz o bizim ev sohbetinden hemen kısaca geçelim. Buyurunuz. İşte orada Eflatun Bey'le birlikte oldular. Diğer arkadaşlarımız da birlikte oldular. Ve ilk tanışmıştı, geniş bir şekilde tanışmıştı, zordu. Ama sorduğunuz soru itibariyle zaten kendisi bizim tanıştığımız zaman diliminde gözetim altındaydı. Gözetim altında olduğu için o Bingöl'e, Bingöl'de 2 yıl gözetim altında bulundurulması cezasını Ankara'da çekiyordu. Veterinerde izledik onu. Hı hı. O dönemde sık sık takibe uğruyordu. Diyelim ki işte bize gelecek misal. Ben falanca sokaktayım. O 2 sokak önce arabasını park eder. Böyle bir kendine has anladım. Bir koruma usulü tedbir. Vardı. Tedbiri vardı tabii. Evet. Anladım. Efendim Ercüment Bey ile aynı dönemde mi tanıştınız siz de Süleyman Bey ile beraber? Evet, aynı, aynı zamanda. Evet. Sizin farklı bir hikayeniz var mı tanışma sürecinde özellikle? Yani siz daha önceden duymuş muydunuz mesela?
ismini. Aşağı yukarı tabii duymuştuk adını. Hı-hı. Adı şöyle, 4 yıl öncesi, yani 4 yıl hapis girmiş oluyor. 4 yıl öncesinde ben hemen konuya girerken, ben de tabii Hilal TV izleyicilerini selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve sizlere de teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri burada anma imkanı verdiğiniz için Hilal TV'ye gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii 4 yıl önce çok kahramanca sözler söyleyip Türkiye medyasının başpunturlarıyla gündeme gelmiş olan bir insan hafızalardan çıkmıyor, ama kimdir nedir tanımakta yeterince şeyimiz vardı, acizimiz vardı, imkanlarımız da yok. Ama 4 yıl sonra tevafüken bir araya gelip de tanıştığımızda, ha o meşhur kişi, yani o gün işte Süleyman Bey'in de söylediği gibi, Allah bana 101 sene ömür verse hakimler, o bir seneyi de müebbet hapis verebilirsiniz en fazla bana. İslam'ı hayata hakim kılmak için, İslam için çalışacağım, bundan emin olabilirsiniz diye de mahkeme zabıtlarında da bu kitapçık olarak kendisine hediye edilmiştir. Yani böyle de bir hatırası var onun. Tabii bu genç kuşaklar için ciddi bir yiğitliktir. Gerçekten yiğit bir davranış. Hemen hemen o günün behrinde kimsenin de böyle örneğini ortaya koyamadığı bir davranış biçimiydi. Yani yaş itibariyle o dönemde de böyle bir kahraman arayışınız da var değil mi? Yani 25 yaşından her falan bahsediyoruz. Her yaşın olabileceği tabii. Yani bizde de idoller oluşuyordu. Hı-hı. Kendi kendimize. Çünkü biz doğruyu aramaya yola çıkmış iki gençtik işte Süleyman'la. O dönemlerde emsal teşkil edecek başka isimler sıralasak, Necip Fazıl Kısakürekler vesaire gibidir değil mi? Öyle sıralarız. Gibidir sana derken benzemiyorlardı. Tarzları benzemiyordu. Ya isim olarak yani İdol tabii dediğimiz tabii herkesin kendine göre uyarladığı idoller vardı ama Ercüment Özkan bu anlamıyla çok farklı bir kişiydi. Daha farklı bir kişilikti. Duruş çok farklıydı. Biz de o zamanlar epeyce böyle kitaplar okumuş. İşte Mevdudiler Seyit Kutuplarla Hercümerç olmuş. Mustafa Yazgan'ımız vardı bizim. Bize dersler çalıştırır, kitap sunumları yaptırırdı filan. O sohbetlerden epey bilgiler elde etmiş insandık. İlk müzakerede ben kendisiyle işte Süleymanlar onu davet etti. Bir araya gelişte ciddi şekilde tartıştığımı hatırlıyorum. Mevdudi konusunda. Mevdudi konusunda. Mevdudi hafif aldı mesela konuşuyorken. Bu işleten anlamaz Mevdudi dedi. Allah Allah dedim ya. Kim oluyorsun ki Mevdudi böyle konuşuyorsan? Hani Mevdudi de bizim belleğimize çok ciddi bir İslam alimi, Pakistanlı. Evet. Onun o hafife almasını ben kınayıcı sözlerle, eleştirilerle sonradan birkaç görüşmeden sonra baktım ki evet, Mevdudi'yi tartacak bir akıl var burada demeye doğru vardım. Nitekim öyle de oldu. Yani genel siyasi bakış, dünyayı ciddi şekilde yorumlamada baktım ki buna hak sahibi, bunu yapabilir. Zaten biz o zaman da zihnen hep böyle doğruları bulduğumuz zaman yakalamaya kendimizi endekslemiştik. Herhangi bir yerde tutuculuğumuz da yoktu. Öyle olunca da kendisiyle aramız daha da sıcaklaştı. Derken 1971'de başlayan ve vefatı anına kadar devam eden çok ciddi bir dostluğumuz, bir kardeşlik hukukumuz, hani var ya mümin kardeşler hukuku olması gereken, onu tesis edip yaşamaya çalıştık. Çok şey paylaştık. Evet. Detayları ayrıca soracağınız için hemen çok girmiyorum. Çok şeyin kısmından devam edeceğiz sizden. O çok şeyden alabildiğimiz kadarıyla almaya çalışacağız. Süleyman Bey, yaşadığı dönemde de hakkında farklı yazılar yazılırdı. Farklı yazıların yazılma sebeplerinden bir tanesi anlaşılamaması. Bir diğeri farklı duruş ortaya koyduğu için eleştirel yazılar da alırdı. Kur'an'a bakışı nasıldı? Nasıl anlaşılmasını isterdi? Kur'an'ı kendileri nasıl anlardı? Paylaşır mısınız efendim? Tabii zamanımızı ölçülü kullanmak bakımından ben metinlere gitmeyeceğim. Hayır. Çünkü onun aşağı yukarı bütün sağlığı boyunca yazmış olduğu Kur'an sünnet bağlamındaki ifadelere, bunlara yaklaşım biçimleri notlar olarak elimde mevcut. Fakat genelde Ercüment Bey'i tanımlarken şu iki şeyi dikkate almaklarımız gerekiyor. O iki şeyle mücadele halindeydi bütün yaşamı boyunca. Birincisi geleneksel İslam anlayışıyla mücadele ediyordu. İkincisi de İslam'a rağmen olan rejim ve dünya görüşleriyle mücadele ediyordu. Ve o yüzden de hayatının hemen hemen tamamı bu iki mücadele sahasında cereyan etti. Ve tabiri caizse bu mücadele esnasında cümle meşrut oldu. Dolayısıyla onun gerçekten başından itibaren Kur'an ve sünnete yaklaşımı fevkalade ileri düzeyde bir Kur'an'a sünnete yaklaşımı vardı. Ama bu geleneksel İslam anlayışındaki yüzeysel Kur'an, yüzeysel sünnet veya yüzeysel hadis anlamında çok farklı bir boyuttaydı. Mümkün olduğunca tahkik boyutlu bir anlayışa sahipti. Ve bunu da yakın olmuş olduğu arkadaşlarıyla vehemhal paylaşmayı ihtiyat haline getirmişti. Mesela bizim tanıştığımız zamanlar, evet biz de boş değildik. Bir takım birikimlerimiz vardı ama buna rağmen tabiri caizse Seyyid Kutub-ı Mevdudi kendileri fazla ilgilenmeseler de
nasıl okumamız gerektiği noktasında bize bir perspektif kazandırdı. Dedim ya hani olaylara bir de İslam'ı siyasi boyutu itibariyle çok çok önemserdi. Belki de benim hayatımda siyaset ve İslam'ı birlikte mütalaa eden ilk insan Ercüment Özkan, onun takibinde İmam Hümeyni olmuştur. Yani o da İslam ve siyaseti birbirinden ayırmadan, bir bütünlük içerisinde takip eden bir halde. Şu tarafını biraz daha açabilir miyiz? Yanlış anlaşılma ihtimali olabilir çünkü. Geleneksel İslam anlayışına anlayışıyla bir mücadelesi var dediniz. Evet. O geleneksel İslam anlayışıyla kendilerinin algıladığı İslam anlayışı arasındaki farkı biraz şöyle gündeme getirmiş olsak neler söylerdi onun bakışıyla? Yani nesine karşıydı geleneksel İslam anlayışının? Mesela geleneksel İslam anlayışındaki bir takım bidat ve hurafelerle mücadelesi öne çıkıyordu. İkincisi, onu da tanışmamızı anlatırken, diyelim ki herhangi bir konu görüşüyor, herhangi bir konuyu tartışıyoruz. Orada mutlaka Kur'an'dan bir delil getirmeye ihtiyacındaydı. Mesela akidevi yönden, şöyle ifade edeyim, inanmak ve yaşamakta da bu zaten geçer, değerli topluluğu ortaya koyar. Akidevi yönden, mesela Kur'an, sadece Kur'an Müslümanların, müminlerin akidesini belirleyen esastır der. Ama ameli sahada inandığımız Kur'an'ın pratik hayatımıza intikali noktasında sünnetsiz bir Kur'an anlayışına kesinlikle karşıydı. Şimdi bazıları mesela onun Kur'an diye Kur'an'a vurgu yapmış olmasından hareketle sanki sünneti reddettiği gibi bir sonuca ulaşmıştır. Halbuki hiç hayatı boyunca böyle bir şey olmamıştır. Kur'an'ı behemhal öncelerken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da onun sünnetini de Kur'an'ın yönlendirdiği bir Hazreti Muhammed tanıma, tanıtma ve onun tanımladığı bir Hazreti Muhammed'in sünnetini ihya etme noktasında bir gayretin içerisinde. Yok sayma gibi bir durum söz konusu kesinlikle. Ama söz konusu değil. İslam'ı bir takım bidat ve hurafelerle birlikte ele almış olan geleneksel çevrelerde bu konuda kendisine mezhepsizlikten tutunuz belki tekfir boyutuna varıncaya dek birçok yaftalar yapıştırılmaya... Ne derlerdi kendilerine? Cevap verirlerdi? Yani cevap hakkını kullanır mıydı mesela? Yok, yazılı... Yok. O daha çok bu anlamda geleneksel şeylerde karşı tarafı dışlamaktan daha çok mümkün olduğunca... Kendilerini anlatma... Kendi tezini ortaya koymaya öncelikten aradı. Mesela bir hatıramı dilerseniz paylaşayım. Buyurunuz. Yine bizim Allah rahmet etsin çok sevdiğimiz ilklerden olan bir Bekir İnan diye bir kardeşimiz vardı. Bir yaz günü onun bahçesinde oturuyoruz. Bahçe dedimse gece kondu. Ebu Hüreyre'den bahsedildi. İşte hadislerden bahsedildi. Rahmetli dedi ki ya bu zayıf bir hadistir dedi. Bırakın bu Ebu Hüreyre falan. Orada gencin bir tanesi dedi sen nasıl böyle söylersin? Allah'ın Resulü'nün ashabım yıldızlar gibidir. Kim onlara sarılırsa yolunu bulur hadisini bilmiyor musun dedi. Tabii o üslubunu burada tekrarlamayacağım. O gencin kolundan tuttu ve dışarıya çıkarttı. Yani biz çardağın altındaydık. Bak bakayım gökyüzüne dedi. Çocuk bakıyor. Ne görüyorsun orada dedi. Yıldızlar görüyorum. Dedi iyi düşün. Oradaki yıldızların kimisi lipir lipir yanıp sönüyor. Ebu Hüreyre gibi. Kimisi de lök gibi yerinde duruyor. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ayşe gibi. Allah'ın Resulü lök gibi yerinde duran yıldızlarla ancak yolunuzu bulursunuz diyor dedi. Bunu anlamıyor musun? Mesela bakınız. Bu örnek onun hadise yaklaşımındaki çok önemli bir örnek bence. Evet. Ebu Hureyre Hazretlerini algılayışımızı rencide eden bir örnek değil mi? Uygulama değil midir aynı zamanda bu? Şüphesiz. Yani ama... Hazreti Ömer'e farklı bir değer verişimiz elbette ki ama yine işte o gencin baktığı yerden bakacak olursak gökteki yıldızlar neticede yok sayma algılaması da devreye girer mi acaba böyle bir durumda? Sanmıyorum. Burada yok sayma algılaması devreye girmez. Zira o biraz daha tabiri caizse ciddi bir şekilde olayın üzerine durulması, her Resulullah'a isnat edilen sözle, anladım, hadisle hareket edilmemesi noktasında bir teyakkuz sahibiydi. Evet. Ki ben örnek verirken Kur'an'dan, evet, örnek verdiğini, hadislerden de örnek verdiğini, sahabilerden de örnek verdiğini biliyorum. Hangi sahabi diye soracağım az sonra, evet, inşallah. Öncelikle dikkatlerini çeken. Evet. Ben burada Sayın Saygılı'yla sürdürmek istiyorum. Yine düşünce yapısından hareketle geldik. Kur'an'a bakışını, sünnete bakışını. Düşünce ekseninde biraz dolaşmamız gerekirse. Düşünceye katkısı ne olmuştur?
nasıl düşünmüştür, düşünceyi nereden nereye getirmiştir, İslam'ı algılama noktasındaki sıralaması nasıl olmuştur? Buradan devam edebilir miyiz? Tabii, seninle? Memnuniyetle. Rahmetli Ercüment Özkan, özellikle İslam akidesinin hurafelerden arındırılıp aslına rücu etmesine çok ehemmiyet veren, ömründe belki buna harcamış olan birisi. Ona sonradan insanların dediklerini, yorumlarını değil, Kur'an ve sünnet nasıl inanmamız gerektiğini öğretiyor ise, biz usul çerçevesinde bunu öğrenmenin fevkalade önemi üzerinde dururdu. Ve şu söz etrafında zaten hep uzun yıllar müzakerelerimiz devam ederdi. İnsan davranışları düşüncesinin cinsindendir, türündendir. İnsanların davranışlarını değiştirmek istiyorsak şayet, kötü davranışlardan mutena davranışlara dönüştürmek istiyorsak, önce insanın düşüncesini değiştirmemiz gerektiğini beraberce vurgulardık ve bunun kendisi ömrü boyunca anlatanıydı, önemsediği için. Peki insanı değiştirmek için düşüncesini nasıl değiştireceksiniz sualine de cevap arıyorken, sahibi olduğu düşüncelerden daha parlak, kabule müsait düşünceler sunarsanız ancak değiştirir. Yoksa durup dururken insan niye düşüncesini terk etsin, yeni bir düşüncenin ardına düşsün? O zaman İslam inancı nedir ne değildir doğru öğrenmek gerekir. İslam inancı ise akıl üzerine müesses bir akidedir. Yani inançlar sistemidir. Bunu uzun yıllar anlata gelmiştir. Ömrü boyunca anlatmıştır. Akıl üzerine müesses olması nedir? Bunun çok ciddi analizlerini yapardık beraberliğimizde. Yani İslam inancı, İslam akidesi insan aklının sual ettiği bütün suallerin cevabını verir ve doğru verir. Hem aklı ikna eder hem de kalbi mutmain eder. Eğer bu konuda bir zaaf varsa insanındır bu zaaf, İslam'ın değil. Evet. Bunun üzerine hassasiyetle dururdu. Kendi bilgisizlik ve çaresizliklerimizi İslam'a mal etmeyelim. İslam, insan aklının üzerine müessestir. Çünkü kaynağı vahidir. Dolayısıyla kaynağı vahiy olan ve ondan mülhem bir yaşam anlatan sünnet, ikisi beraber. Netice itibariyle insanlar hem müdellel düşünmeli, düşünüyorken, her düşüncesi ifade ederken bir delile istinad etmeli. Böyle olmasa bunun adı hurafe olur. Delile istinad etmeli. Hem de aklın sual ettiği bütün sualler cevabını bulmalı. Yani mesela şu soruyu sorabilir aklınız. Allah vardır diyoruz. Sınırların hepsi bir sınırsıza doğru götürüyor. Tüme varım yoluyla felsefesini yapacak olursanız. Akıl en nihai noktada Allah'ın birliğini kabul ediyorum ama bir olan Allah'ı kim yarattı sualini soramıyorsa, bu sualine de mutmain eder, ikna olabilir bir cevap bulamıyorsa, bu insan yürüyorken arızalı yürür. Yani ne demek istiyorum? İslam'ın bir takım farizalarını yerine getiriyorken yeterli endişeleri duymaz. Mesela bir sabah namazının farzını ihmal ederse yeterince sıkıntıya düşmez. Ama bu sualinin cevabında aklı ikna olmuş, kalbi mutmain olmuş olursa, bir sabah namazını kılmamış olmanın çok ciddi sorun olur onu, o kişi için. Gün boyunca ızdırabını çeker. İzdırabını çeker en azından. Suçluluğunu çeker. Onu iade etmek, Rabbinin rızasını kazanmak için ne yapması gerekiyorsa bunun derdine düşer. Öyleyse insan aklı bu ve bunun gibi bütün konularda ikna olmalı. Şimdi onun aynısını burada ders gibi anlatmak uygun düşmeyebilir. Tabii ki felsefesini yaptığınız zaman insan aklında teselsül dediğimiz Allahlar zinciri başlayabilir. Ama hayır, öyle değil. O kabul ettiği birinci Allah'ın haşa sınırlılığını ispattan sonra ikincisini sorma hakkına sahiptir akıl. Bir yerde duracak, o durduğu yerde tabii, de zaten Rabbini bilmiş olacak. Sorduğu zaman da o birinci kabul ettiği Allah'ın sınırlılığı hakkında hiçbir akıl bir iddiada bulunamadı ki bugüne kadar. Bu şey gibi midir? Yani benim Rabbim yıldızlar olmalı, yok o değil, güneş olmalı, yok gibi yani, de düşünülebilir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaklaşımı gibi. Gibi de düşünülebilir. Bir ifade kullandınız, müdellel düşünme diye. Evet. Şimdi düşüneceğiz de müdellel nasıl düşüneceğiz? Onu açabilir misiniz? Örnekleyebilir misiniz? Şöyle şimdi, evvela insan Allah'a inanıyorken hiçbir baskı altında değil. Özgürce düşünüp eserden müessire gitmek suretiyle Allah'ın varlığına inanıyor. Fakat Allah'ın varlığına inandıktan sonra tümden gelin metodu başlıyor. Allah ne istiyor? Benimle nasıl bir irtibat kuruyor? Bu irtibat benden mi kaynaklanacak, ondan mı kaynaklanacak? Bir düzenleme gerekiyor. Allah'la olan münasebetimizin tanzimi çok önemli. Ben mi koyacağım düzenlemenin şeklini, Allah mı koyacak? Ki akıl yalın halde düşünüyorken tabii ki Allah koyacak bunun kurallarını, belirleyici. Öyleyse kuralları Allah koyacağına göre önce Allah'ın dediklerini anlamam lazım. Anlamak için de Allah ne diyor, Allah der diye onun avukatlığını yapamayız haşa. Hani sokaktakiler der ya, Allah böyle demez mi canım?
Hiç prim eden bir söz değil. Allah diyorsa gönderdiği kitabında diyordur. Ona buna rastgele söylemiyor. Kitapla bizimle konuşuyor. Bu beraberlikte biz bunu tahsil ettik. Allah Kur'an'la lütfedip kullarıyla konuşuyor. Evet. Biz de haşa lütfedip onun ne dediğini anlamak noktasında delilli konuşmak. Yani Allah-u Teala Kur'an ayetinde, Araf suresinin filan ayetinde böyle buyuruyor, Müminin suresinde böyle buyuruyor diyecek kadar en azından sözlerimize. Ama onu diyemiyorsak da Allah'a yalan isnat etmek gibi haşa bir yanlışa, canımız öyle istiyor, Allah'a düşüncemiz adına konuşturmuş oluyoruz. Bu gibi hataları biz tamamen bulunduğumuz bu beraberlik sürecinde kendi aramızda hiç kullanmazdık. Bilmemek, o konuda susmak daha hayırlıydı. Haşa, evet. Allah adına yalan isnat etmek kadar tehlikeli, evet, bir şey olabilir mi? Allah o ne diyorsa Kur'an'da diyordu. Müdellel konuşmaktan kastım da özellikle akideyi oluştururken, hı-hı, Kur'an ve mütevatir sünnet, ki mütevatir sünnet nedir, ne değildir, ne, nerede ne kadar kullanır, usulcüler bunu fevkalade derin işlemişlerdir. Şu anda oraya da derin şimdi girmeyeceğim ama burada müdellel bir şekilde bir inancın oluşması. Anlaşıldı. Biz bu inancı tartışıyorken, müzakere ediyorken bu konunun uzmanlarını da tetkik ediyorduk. Eş'ari, Maturidi, Selefiye'yi, yani bu konuda Ehl-i Sünnet'in uzmanlarını da tetkik ediyor. Onlardan da daima yararlanıyorduk. Yani beynimizde onları da bir kenara atmıyorduk. Evet, biz o usulle sürdüreceğiz sizinle olan sohbetimizi ama bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler, bu...